Arkadaşlar merhabalar, trigonometride ilk kısım, üçüncü kısım ve dördüncü kısmı yapmıştım ama ikinci kısımla alakalı bir video problemi olduğu için kaydedememiştim. Şimdi siz yeni ilk defa bunu izleyenler için söylüyorum. Trigonometri soru çözümü 1, trigonometri soru çözümü 2, trigonometri soru çözümü 3 ve 4 olacak. Bunların dördü e, AYT yönelik tekrar testleri. Ben normalde trigonometriyi arkadaşlar çok ayrıntılı anlattım. AYT oynatma listesinde de var. Ayrıca trigonometre oynatma listesi de var. Ee, eğer konu eksiğiniz varsa oralardan kapatmanızı tavsiye ederim. Ben bu dört çözüm testinde daha çok artık yorumlardan bahsediyorum. Bir de genel son tekrar yapıyorum. O yüzden de e, seviyenizin düşük olduğunu inanıyorsanız diğer testlere gitmenizi tavsiye ederim. Eğer iyiyseniz trigonometre bittiyse bir üzerinden geçeyim istiyorsanız evet bu testler mantıklı arkadaşlar. Şimdi başlayalım. E, trigonometrinin ikinci kısmında arkadaşlar sinüs teoremi, kosinüs teoremi ve ters trigonometri ile alakalı size sorular çözeceğim. İlk soruya bakın şimdi. EK kök 3, BK'da 2 verilmiş. Açı ortay var BK'da. Sonra bir AC köşegeni var karede. Bizden EB uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Soruları lütfen siz durdurun. Önce çözmeye çalışın. Sonra arkadaşlar benden izleyin yorumları tamam mı? Şimdi Burada neye dikkat edeceğiz? Bir kere 45 45'ten dolayı kesinlikle arkadaşlar burası da açıortay. İki tane açıortayın geçtiği yerden kesinlikle üçüncüsü de geçer. Bu yüzden bakın alfa alfa beta beta dersek 2 alfa artı 2 beta 90 derece üçgenin iç açılarında D, E, D, C, B, D. Dolayısıyla alfa artı beta da ne olur? 45 derece. O zaman arkadaşlar işte burası 135 derece yaptı. Şimdi artık ne yaparım? Kosinüs teoremi yapabilirim. Kosinüs teoremi neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım onu da. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2. BC kos alfaydı. Nasıl bir üçgenden bahsediyoruz? Bakın alfa, BC, burası da A olsun. O zaman bu üçgende de E, K, B'de hemen kosinüs teoremi yapalım. Köküçün karesi 3 artı 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı Kök 3 çarpı 2 çarpı kosinüs 135 nedir? Eksi kök 2 iki bölü 2'dir arkadaşlar. Eşittir nereye? E, karesine. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2'ler böyle sadeleşti. Buradan 7 eksi e, ne olmuş oldu burası? 7 eksi değil artık eksiler sadeleşmişti pardon. 7 artı 2 kök 6 eşittir E, karesi. Böylece arkadaşlar E, neye eşit olacak? Bakın şimdi... 6 ve 1 çarpımları 6 eşit toplamları 7'ye eşit. O zaman buradan kök 6 artı 1'in karesiymiş. 7 artı 2 kök 6. Böylece kök 6 artı 1 olmuş oldu. EB uzunluğu. Devam edelim şimdi. B eşit değildir C olmak üzere. 1 ABC üçgeninin kenarları arasında B küp eksi C küp BA kare eksi CA kare bağıntısı varsa A açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir kere arkadaşlar böyle a kareler b kareler havada uçuşuyorsa orada kosinüs teoremi olduğunu anlamak lazım. Dolayısıyla burada hemen bir özdeşlik b eksi c b kare artı c kare artı a idi değil mi? Pardon b c idi. b küp eksi c küpün açılımı. A kare parantezini alırsak burası da b eksi c olur. Böylece bc'ye eşit olmadığına göre bunlar ne olacak? Sadeleşecek. Artık arkadaşlar b kare artı c kare artı Artı bc neye eşit oldu? A kareye. Normalde a kare neye eşittir arkadaşlar? b kare artı c kare. Eksi 2 bc. Kos alfa. b kare c kareler gitti. Böylece artık bc'ler de sadeleşti. Eksi 1 bölü 2. Kos alfa oldu. Bu da bize neyi getiriyor? Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. 120 dereceymiş bakın. Tekrar ediyoruz. Kosinüs teoremi sinüs teoremine. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde. A kare artı B kare artı C kare 10'dur. BC kos A, AC kos B, AB kos C nedir diye sormuş. Şimdi yine bakın e, sinüs teoreminden bahsetmedim şu an ama sinüs teoremiyle ilgili de durumumuz budur işte. Sinüs e, sinüs ile kosinüs teoreminin arasındaki fark direkt formülleri. Bir de sinüs teoreminde kenar ve karşısındaki açıyı kullanacağız. Burada da iki kenar ve arasındaki açıyı kullanıyoruz. Şimdi... Burada dikkat ederseniz, kosa ve BC, yani iki kenar arasındaki böyle açı, şöyle bir A açısı. Yine e, AB dersek buradaki C açısı ve yine AC dersek buradaki B açısını görmüş oluyoruz. O zaman yapalım arkadaşlar teoremimizi. Şimdi a kare neye eşittir? B kare artı c kare eksi 2bc kos A'dır. B kare de aynı şekilde c kare artı a kare eksi 2 ac cos b'dir ve c kare de arkadaşlar nedir a kare artı b kare eksi 2 ab cos c'dir taraf tarafa toplarsanız a kare artı b kare artı c kare ee, burada da 2 a kare ee, şöyle 2 a kare pardon 2 c kare ve 2 b kare oldu dolayısıyla artık yapalım bunu şunların hepsinin diğer tarafa atalım. İki parantezinde BC kosa sonra AC kos B ve AB kos C. Neye eşit arkadaşlar? Burada A kare artı B kare artı C kareden bir tane var. Sağda iki tane var. Öbür tarafa atarsak sağa atarsak ne oldu? A kare artı B kare artı C kare geldi. Bu zaten 10'da arkadaşlar. Demek ki bu ifadenin tamamı 5'miş. Aslında gördüğünüz gibi burada formül yapıyoruz yani. Bakalım şimdi bu soruya. ABC bir üçgen MBAD teta'ya eşit demiş. DAC de alfa. AB DC'nin iki katı BD'ye de eşit. Şimdi burada oran soruldu. Ha, gerçi şey de verilmiş. Tanjant teta 2 diyor. Tamam. Hallederiz. Şuraya bir 4 diyeyim ben. Buraya da 4 diyeyim. Pardon. BD'ye eşitmiş. Şuraya da arkadaşlar 2 diyeyim. Tamam mı? Bizden nereyi istiyor? Tanjant teta'yı istiyor şey tanjanteta'yı vermiş tan alfayı istiyor. Şimdi yalnız burada iki kenar ve arasındaki açı muhabbeti yok. O zaman kosinüs teoremi de yok. Yani burada o zaman neyi kullanacağız? Sinüs teoremini veya sinüslü alan formülünü arkadaşlar. Sinüs teoremini de hatırlayalım. A bölü sin A, B bölü sin B ve C bölü sin C ydi. Doğru mu? Dolayısıyla burada artık bunu bir e, yapmaya çalışalım sizinle. Şimdi burada sinüs teoremi yapabiliriz arkadaşlar. Evet, ee, şu teta'yı kullanabiliriz, alfa'yı kullanabiliriz. İki tane üçgende ayrı ayrı sinüs teoremi yaparsak getirebiliriz gibi görünüyor mu? Sanki bir yandan da çok da öyle görünmüyor gibi. Ben o yüzden bu soruyu daha kolay bir yöntemden çözeceğim. Tabi görmeye bağlı. Siz bu soruya özel bir çözüm yaparsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Ben bu soru sinüs teoremi olmasına rağmen bakın daha kolay bir şeyle göstereceğim size. Biraz geometri arkadaşlar trigonometri de önemlidir. Trigonometri de geometri de önemlidir. Yani hangisi daha mantıklıysa ben onu tercih ederim. Mesela bu soruda trigonometri ziyade benzerlik şey benzerlik diyorum. Normal geometri daha mantıklı geldi bana. Tan 2 demiş. Hatta burada kesirlerle uğraşmamak için köklerle 4 kök 5'e 2 kök 5 diyeyim önce tamam mı? tan teta 2 miymiş? O zaman buraya 2K'ya K yazarım. Neden bir de tabana dikindirdim? İki skener üçgen var. İki üçgende uzunluk sorularında bir tabana dikindiririz değil mi? Dolayısıyla K, 2K, K kök 5 arkadaşlar. Pisagor'dan K buradan ne geldi? 4. Dolayısıyla burayı da 4 bulduk, burayı da 4 bulduk şimdi tamam mı? Benden nereye isteniyor? Tan alfa isteniyor. Bak şimdi şöyle bir AD'yi uzatsak ve dik üçgen oluştursak kendim böyle dışarıdan dik üçgene tamamladım bakın burayı. Sonra yine ters açıdan bu açı da teta olur. Haliyle yine tan teta 2 olduğu için aynı şekilde arkadaşlar ne olacak? Burada da kelebek benzerliğinden artık 4'e 8 olduğundan burası 4, burası da 2. Gerçekten aynı zamanda tan teta da 2 geldi. Doğru yapmışız. Şimdi dikkatli olun. Şu üçgende ben artık alfanın karşısını ne buldum? 4 buldum. Komşusunu ne buldum? 4, 4 daha 8. Şurası da 2, 10 oldu. Bakın 4 bölü 10'dan gördüğünüz gibi 2 bölü 5. Şuraya da ayrıca çizeyim. Şöyle bir dik üçgen bakın. 4 bulduk. 2 şurasıydı. 4, 4 daha 8, 10 geldi. Burası da alfa. Bakın bu şekilde... Sinüs teoremi gibi görünse de ben bunu yapmayı tercih ediyorum. Sonuçta sorularda bize sorunun yanında bu kural şu kural falan denmiyor. Bizim kendimiz fark etmemiz lazım. 6 10 90 2 alfa ve alfa verilmiş arkadaşlar. Tan alfa'nın değeri isteniyor. Burada şuna da dikkat edelim. 90 2 alfa ile alfa'yı toplarsak 90 alfa yapar. Bu açıya 90 artı alfa kalıyor. Doğru mu? Şimdi bakın işte bu sinüs teoremidir. Neden? Açı ve karşısındaki kenar, açı ve karşısındaki kenar Dolayısıyla 6 bölü sin alfa eşittir 10 bölü sin 90 artı alfa. Dolayısıyla bunları bir sadeleştirelim. 3, 5, sin 90 artı alfa. Sil bunu. Ne yazarız sin 90 artı alfa yerine? Cos alfa. İkinci bölgede sin pozitiftir. 90'da isim değiştirir. Böylece 5 sin alfa eşittir 3 cos alfa oldu sin alfa bölü kos alfa yani her iki tarafı 3 kos alfaya bölersek daha doğrusu 5 kos alfaya bölersek affedersiniz. Böylece arkadaşlar tanjant alfa eşittir 3 bölü 5 gelmiş oldu. Bakın sinüs teoremi, kosinüs teoremi biraz ezber soru tiplerinden oluşuyor. Dikkatli olmak lazım o yüzden bu soruları seçmeye çalıştım. Mesela bu soruda gayet güzel bir soru şimdi. Ee, hangi teoremi nasıl yapacağımı nereden anlayacağım hocam derseniz Allah'tan AYT sınavındayız. Yani kosinüs teoremi var, sinüs teoremi var. Bir de normal trigonometrik bağıntılar var. Ee, süre sıkıntımız çok o açıdan yok. Ancak kendiniz tabii ki evde yeterli çalışmayı yaparsanız aklınıza geliyor. Merak etmeyin ya yani, mucizevi şeyler düşünmeyin. Şimdi burada 90 90 verilmiş. Alfa şuraya bir 180 alfa diyelim lazım olabilir. Şimdi arkadaşlar 6 var AB 8 var. AC bizden sin alfa isteniyor. Bu soruyu lütfen özellikle durdurup bir yapmaya çalışın. Bakalım nereden yapacaksınız. Şimdi ben size isterseniz güzel yöntemimi göstereyim. Şöyle AD'yi çektim bakın. Eğer farklı bir yoldan yapan olursa lütfen yazsın. Çünkü bu bence şimdi yapacağım yol gayet güzel ama nedense geometride... E, ...tabii nedense demeyeyim biraz o az çalışmaktan kaynaklanıyor. Geometri arkadaşlar hak ettiği değeri vermediğimiz için... Geometride çok bize karşı açılmıyor maalesef. Yani onu da uyarayım. Geometri matematikten aslında gerçekçi olmak gerekirse daha rahat bir ders. Ee, ÖSYM tabii ki son yıllarda aşırı kolay sormuyor geometriyi ama biraz çile çekmek lazım yani. Biz de onu es geçiyoruz. Matematikten aldığımız karşılığın hemen aynı karşılığını geometriden de bekliyoruz. Tabii öyle bir şey yok. Şimdi tabi tekrar testleri izlediğiniz için senenin sonuna doğru geldik şu an bile uzun bir zaman var önünüzde duruma göre değerlendirirseniz bir ay 40 gün falan az bir süre değil onu söyleyeyim ee, ama geometriye gerçekten e, ağırlık verirseniz şu kalan süreçte bırakmazsanız ben karşınıza sorular geldiği zaman rahatça yapacağınızı düşünüyorum tabi rahatçadan kastım çalışmadığınız duruma göre rahatça yoksa sınavdaki soruların iyi olduğunu biliyorum tabii ki. Şimdi burada kısacası ben bunu geometriden yapayım artık. Şöyle bir üçgenin alanı ve şöyle bir üçgenin alanı bakın. Kaça eşit bu üçgenlerin alanları? 2 çarpı 6 bölü 2 artı 1 çarpı 8 bölü 2. Toplamda ne yaptı o zaman? 6 artı 4'ten 10 değil mi? Aynı zamanda bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'dir. Sinüs dalan formülü arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da ne geldi? E, 24 10 bölü 12 oldu değil mi? Şey 10 bölü 40, 24 pardon. Eşittir sin 180 alfa sin alfayı eşittir. Böylece sadeleştirirsek 5 bölü 12 oldu. 3 sin a eksi 4 sin b eşittir sin c. 3 a eksi 4 b eşittir 12 eksi c demiş. Buna göre c kenarı kaç birimdir? Şimdi işin içinde kare çarpım falan yok arkadaşlar, o yüzden buna sinüs teoremi demek daha mantıklı geliyor bana kosinüs teoremi değildir bu soru. Şimdi ne yapacağız bakın e, kosinüs teoremini yapabiliriz burada şey kosinüs diyorum sinüs teoremini nasıl yapacağız? Sinüs teoremi normalde a bölü sin a, b bölü sin b, c bölü sin c değil mi? Bir de oran orantıda bir bilgimiz vardı. Pay ve paydayı aynı sayıyla ile çarparsak orantı değişmez. Bak 3a'ya 3 sin a 3 Sina boşuna verilmemiş. Bunları çarparsanız oran değişmez. Örnek 2 bölü 4'ü 6 bölü 12 diye yazarsan yine 1 bölü 2 değil mi? Ya da 3 bölü 7'yi 6 bölü 14 yazsan yine aynı orana sahip. O yüzden bu mantık temel orantı mantığı. Burada da eksi 4 eksi 4 diye bak. Eksi 4 ile çarpıyorum burayı da eksi 4 ile çarpıyorum. C bir şeyle çarpılmamış. Şu an o bir dursun. Şimdi arkadaşlar eksi C görünüyor ama burada çarpılmamış. O yüzden değiştirmeyeceğim. Hemen neyi söyleyeceğim burada? Orantıda bunları taraf tarafı toplarsanız 3A artı 4B artı C diye ve e, hatta artı C'yi bir toplamayayım. 3A artı 4B birlikte görünüyor. 3A eksi 4B hatta biz oraya eksi 4B demiştik değil mi? Onu bir düzeltelim. Şurasını böyle eksiyle çarpmıştık. Aynen. 3A eksi 4B bölü 3 sin A. Eksi 4 sin B derseniz bu yine arkadaşlar C bölü sin C'ye eşittir. Dolayısıyla 3A eksi 4B soruda ne verilmiş? 12 eksi C. O zaman bak 12 eksi C. Ee, sonra ne söyleyeceğiz? Buraya C yazacağız. 3 sin A eksi 4 sin B'den eşit. O da sin C'ye eşit. Burada zaten sin C var. Sin C'ler gitti. 2C 12'den C 6 oldu arkadaşlar. Sorular aşırı derecede de zor değil gördüğünüz gibi. Eğer zorluğun zorlanıyorsanız biraz sinüs teoremi ve kosinüs teoremi en baştan dinlemeye ihtiyacınız vardır. Durum tespiti yapıyoruz yani ağlamaya sızlamaya gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şey anlamıyorsanız orada biraz dikkatli olmak lazım ama hatırlıyorsanız tamam güzel. Sonuçta Kasım ayındaki gibi bir de çalışma yapamayız artık yani açık söylemek gerekirse. Burada biraz daha böyle son rötuşları atıyoruz. Sonuçta herkes çalışma şeklini biliyor, çalıştığı zamanı biliyor, ne kadar önem verdiğini biliyor, soruları görünce ne aşırı zor ne aşırı kolay öyle söyleyeyim moraliniz bozulmasın. Veya böyle bunlar da ne biçim soru ya falan demeyin. O kolay olabilir. Bazılarınıza da kolay gelecektir. Çünkü geometriye, trigonometriye o kadar çok önem veriyor ki bazı arkadaşlar. Evet hangi soruyu koysanız önüne cidden güzel bir şekilde yapıyorlar. Çevresi 36 santim olan bir ABC üçgeninde sin B artı sin C 3 sin A'ymış. Aynı ki soru gibi bak dikkat. Şimdi diyeceğim ki burada da yine A bölü sin A, B bölü sin B ve C bölü sin C. Bu ikisini toplarsak payları ayrı, paydaları ayrı toplayabiliyorsunuz. Unutmayın. Orantı bilgisi dümdüz. C bölü sin C oldu. Şimdi arkadaşlar sin A artı sin B neye eşit? 3 sin A. Sil artık bunu. Yaz yerine 3 sin C. He. Burada bir hata yapmışım affedersiniz. B artı C 3 sin A'ymış. Ben A artı B 3 sin C diye okudum hemen onu düzeltiyorum. Hiç özel bir şey de yapmayacağım. Yani soruyu baştan yazmayacağım. Şurası B artı C olsun arkadaşlar. Burası da A bölü sin A olsun. Kafanız karışmasın yani yeni bir şey yapmadım. Sadece orada B ile C'yi yanlış görmüşüm ben. Meğer A'ymış o 3 sin A'nın olduğu yer. Ben onu 3 sin C diye okudum. Dolayısıyla B artı C bölü sin B artı sin C eşittir neye? A bölü sin A'ya. Dolayısıyla artık demin ne demiştim? Burada işte sin b artı sin c neye eşit verilmiş? 3 sin a'ya gitti. Bunlar böylece arkadaşlar b artı c içler dışlar çarpımından 3 a oldu. Artık üçgenin çevresi 36 olduğu için burada bakın 3 a yazacağım ve a buradan 9 gelmiş olacak. BC kenarıdır zaten o da bakın. A, B, C. Burası A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı. Aksi söylenmediği müddetçe bunu söyleyebilirsiniz soruda çünkü özel bir şey belirtmemiş. Gelelim şimdi birazcık da ters trigoya arkadaşlar. Ters trigonometride benim tek yorumum var. O da arkadaşlar arklı ifadeye hemen alfa deyin. Çünkü ark aslında trigonometrinin trigonometrenin tersi olarak belirtilen şey. Ark sin x alfa derseniz şunu görmüş olursunuz. At öbür tarafa böylece x eşittir sin alfa olur tamam mı? Burada da x ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. O x çıkmamış. Şimdi arkadaşlar. E, x eşittir sin alfa oluyor. Olay bu. Arc da, da böyle, arc kotta da böyle, arc da böyle. Yalnız sizi birkaç şeyle ilgili uyarmam lazım. Birincisi arkadaşlar. Arc cos ve arc kotun tanım aralığına dikkat edeceksiniz. Normalde alfaya istediğiniz açı değerini verebiliyorsunuz değil mi? Ama arclarda öyle değil. Arc cos ve arc kotta arkadaşlar. Tanım aralığı 0 ile 180 arası. Kosinüs de kapalı burası ama kotanjant da şöyle 0 derece arkadaşlar açık. Ama onu ben şöyle göstereyim. Genel olarak ikisinde benziyor yani birisinin sadece 0 derecede açıklık var, diğerinde yok. E, bu şekilde olunca arkadaşlar 0 ile 90 arasında ark koslar pozitif değer alacak, 90 ile 180 arasında da negatif. Şimdi bunu niye söylüyorum size? Bakın arc cos eksi 1 bölü 2 eşittir alfa dedim. Attım öbür tarafa cos alfa eksi 1 bölü 2. Normalde kosinüs hangi bölgelerde negatif? 2 ve 3 de mi? Şimdi cevabı ben 120 mi diyeceğim? 240 mı diyeceğim? İşte bu karmaşa yok artık arc cos'ta. Bu yok arkadaşlar. Neden? Tanım aralığı zaten 0-180 arası. Negatifler için geniş açıyı kullanacaksın. Pozitifler için de dar açıyı. Aynı şey arc kodda da var. Mesela arc kod eksi e, kök 3 olsun tamam mı? Şimdi kotanjant ne zaman hatta artı kök 3 diyeyim ya. Kotanjant ne zaman arkadaşlar kök 3? 1 30 derecede bir de 210 derecede ama 210 veremeyeceğiz çünkü artık arkadaşlar 0 ile 90 aralığında pozitif Bunun gelme sebebi de ne? Söyleyeyim hemen. Bu arkadaşlar e, birim, çem, birim çember diyorum pardon. Birebir fonksiyondan geliyor. Trigonometrik fonksiyonlar böyle periyodik olarak devam eder. Biz bunların sadece böyle birebir oldukları bir aralık seçiyoruz. O aralıkta kosinüs ve kotanjant da 0-180 aralığı. Tanjant ve kotanjant da nedir? Hemen tanjant ve sinüs de pardon. Eksi 90 ile 90 aralığıdır arkadaşlar. Onu da uyarayım. Tanjant da burası 90'da ve eksi 90'da açık aralık. Sinüs de arkadaşlar 90'da ve eksi 90'da kapalıdır. Çünkü tanjant 90 ve eksi 90 tanımsızdı hatırlayın. Dolayısıyla arkadaşlar burada da yine birebir olduğu aralıklar eksi 90 90 aralığı olduğu için böyle yapacağız. Örnek arc sin 1 bölü 2 dediğim zaman normalde 30 ve e, 150'dir. Sadece artık burada 30'u alacağız. Ya da bakın şimdi arc tanjant kaç olsun? Eksi 1 olsun. Sakın 135 deme. Eksi 45 diyeceksin. Anlaştık mı? Bu şekilde arkadaşlar bu bilgileri vermiş olayım. Basit ama önemli bilgiler. Map kitabında da bu bilgiler geçiyor bakın. Tanım aralıkları önemli. Diğer bir söyleyeceğim şey de arkadaşlar sinüs ve kosinüsün içindeki değer arkadaşlar -1 ile 1 arasında olmalı. Örnek arcsin al, alfa değil. X yazalım oraya. Çünkü orası açı değil artık bir sayı. arcsin x'deki arkadaşlar x -1 ile 1 arasında olması lazım. Bu arccos x de olsa eksi 1 1 aralığında olacak. Neden? Kosinüs ve sinüs hiçbir zaman eksi 1'den küçük değer alamıyor. 1'den de büyük değer alamıyor. O zaman tersten baktığın zaman içindeki sayı da eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorunda. Şimdi bu hızlı hatırlatmalardan sonra sorulara başlıyorum. 1. Ne dedim? Hemen arklı soruda alfayı yapıştır. O zaman ark sin x eşittir alfa. Dolayısıyla ne oldu? Tan alfa bölü x eşittir 2 kök 3 bölü 3 oldu. Bu arada arcsin x alfa ise ne demiştim at öbür tarafa hemen sin alfa böylece ne olur x olur. Sin alfa x ise çizdik üçgeni alfa burası x burası 1 burası ne geldi 1 eksi x karenin karekökü. O zaman arkadaşlar tan alfa neymiş x bölü 1 eksi x karenin karekökü. bir de aşağıda bölü var bu x'ler gitti. 1 bölü kök içinde 1 eksi x karenin karekökü. kökü 2 kök 3 bölü -3, 3 oldu. Allah yerim kalmadı. Sileceğim maalesef şurayı arkadaşlar. Şu bir gitsin. Zaten söyledim. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. 1 bölü 1 eksi x kare. 2 kök 3 bölü 3 arkadaşlar ne yapar? 12 bölü 9. Yani 4 bölü 3. 4 eksi 4 x kare eşittir. 3 oldu. 1 eşittir 4 x kareden x pozitif olsun demiş. Demek ki 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Gelelim buraya. Sinar kos cos 4x 3x'e eşitmiş. Hemen burayı alfa eşitle. Ne diyeceksin? Cos alfa 4x'tir. Tamam mı? Bu şekilde bakın. Sonra arkadaşlar soru ne istemiş bizden? Sin alfa 3x olmuş. x nedir diye istiyor. Şimdi bak o zaman burada kosinüs ve sinüsün birlikte olduğu bir kuralımız vardı. Neydi o? Kos kare artı sin kare 1. O zaman taraf tarafa toplarsam 1 eşittir. 25 x kare yapar. x eşittir artı eksi 1 bölü 5. x sıfırdan büyük demiş. 1 bölü 5 geldi. Bakın tek yorumla götürüyoruz. Sonrası tabii geometri ve şey trigonometri ve matematik bilgimize kalıyor. Bu şekilde bakın arkadaşlar bu soruda. Şimdi buraya gelelim. x büyüktür sıfır olmak üzere 4 arcsin x artı arc x eşittir pi olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi ne söyleyeceğiz? Burada da arkadaşlar Şöyle buraya alfa diyeceğim. Buraya beta diyeceğim önce. Şimdi e, sin alfa neye eşit? X'e. Kosinüs beta neye eşit? O da X'e. Ne zaman arkadaşlar sinüs ve kosinüs birbirine eşit olur? Birbirlerini 90'a tamamladıklarında o zaman arkadaşlar alfa artı beta 90 derece diyeceğiz. Aynı zamanda 4 alfa artı beta sorudaki bilgiye göre kaçı eşit? 180'e pi dediği için. Böylece. Taraf tarafa çıkarırsak 3 alfa 90 alfa ne geldi? 30. Şimdi buna göre x nedir? Sin alfadan sin 30'dur. O da 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi arcsin 2x-1 bölü 3'ün fonksiyonunun tanım kümesindeki x'in alacağı değerleri. Ne dedim? Bunlar sonuçta sin burayı alfa eşitlersek sin alfa 2x eksi 1 bölü 3 olduğundan tabii ki sinüsün alacağı değerler nedir? 1 ile eksi 1 arasındadır. Eksi 3, 2x eksi 1, 3 oldu. Eksi 2, 2x buradan 4 oldu. Eksi 1, x 2 oldu. Haliyle x'in alacağı değerler kaç tane geldi arkadaşlar? 4 tane geldi. Eksi 1, 0, 1, 2. Bunların toplamı da 2 olmuş oldu. Evet. F sin x eşittir tan x. Ben bu soruyu arkadaşlar çözmüştüm. Normal böyle trigonometri yorumuyla birinci de e, birinci kısımda. Hadi şimdi bir de bunu ters trigonometriyle çözeyim. İkinci yoldan da çözülmüş olsun. E, normal yolla çözdüm. Şimdi arkla çözüyorum. Normal şunu diyorum. Biz arkadaşlar temel düz fonksiyon yorumu. İçeriye x yapmalıyız değil mi? x'e ne verirsem altını çizdim o yüzden. x'e ne verirsem içerisi x olur. O zaman x'i yalnız bırakmalıydık. Öbür tarafa atıyoruz. Böylece x gördüğüm yere ne yazmalıymışım? Arksin x. Her zaman temel mantığımız bu aslında arkadaşlar. Dolayısıyla burada artık x gördüğün yere gerçekten sin arksin x yazarsan bak hakikaten gidiyor. Burası da tan arc sin x oluyor. Şimdi klasik... Ee, ne yapacağız artık? Arcsin x'i arkadaşlar bir alfa diyelim. Böylece sin alfa eşittir x olur. Tamam mı? Bundan sonra şöyle fx eşittir tan. arcsin x'i alfa dedik. Tan alfa isteniyor bizden. Hemen dik üçgeni çiziyorum bakın. Alfa şöyle karşısı x burası 1. Burası yine 1 eksi x karenin kare pisagordan. Tan alfa ne geldi arkadaşlar? fx eşittir x bölü kök içinde 1 eksi x kare haliyle cevabı arkla da bulabileceğimizi gördük. İlk yorum arkadaşlar trigonometrinin trigonometri soru çözümü bir videosunda var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi devam ediyorum ben. Arkot tan eksi 3 pi bölü 7 ifadesinin eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar biz tan ark tan ya da işte sin ark sin ya da ark kos cos'larda şunu düşüneceğiz. Fonksiyonun tersiyle fonksiyon bileşke olduğu zaman ne oluyordu? İçerideki ifade kalıyordu, değil mi geriye? Sonuçta tan da arktanın tersidir. O yüzden burada bir a diye bir ifade varsa a olur. Ya da şurada 2x 8, 3 varsa bunlar birbirini götürür, 2x 8, 3 olur. Burada alfa var mesela alfa kalır. Ancak neye dikkat etmeliyiz biliyor musunuz? Eğer arkadaşlar arc cos cos x şeklinde bir şeyse Dikkat edin, Arccos, arcsin, artan, arkot, hepsi için aynı şeyi söylüyorum şu an. Tanım aralıklarına lütfen dikkat. Mesela bir soru, bakayım sormuş muyum ha? Birazdan geliyor. Hatta bu soruyu hemen bu bağlamda çözeyim. Bakın arkadaşlar, şimdi bu soruya geri döneceğim merak etmeyin. Bunlar normalde birbirini götürür. Ancak cevabı 8pi bölü 7 dediğin an soru yanlış. Neye bakacaksın burada? Bir kere. Burada hemen bodoslama götüremezsin. Çünkü arkın tanımlı olduğu aralık arkadaşlar eksi 90 ile 90 arası. O yüzden soruda hemen indirgeme yapacaksın. Sin pi artı pi bölü 7 diyeceksin. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Negatiftir. Sin pi bölü 7'nin eksi katı. İçeriye atacaksın o eksiyi. Şimdi artık ark sin sin eksi pi bölü 7 oldu. Bunlar gitti. Eksi 90 ile 90 arasında olduğu için evet cevap sağlandı. B şıkkı diyeceğiz. Lütfen dikkat. Tanım aralıkları önemli arkadaşlar. Tamam mı? Ona e, dikkat etmenizi istiyorum. Hemen bu soruya da dönersek. Aynı şey merak etmeyin. Sadece burada ark kodla tan götürülmez. Mecburen ne yapacağız? Tanı kota çevireceğim. Tanı kota çevirmek çok basittir. Şunu yapma hakkın her zaman var. Tan alfa eşittir. Kod 90 eksi alfadır. Bunu yapma hakkım var. Hiçbir problem yok. Dolayısıyla arc kod kod 90 eksi eksiden 90 artı 3 pi bölü 7. Bunlar birbirini götürecek ama önce yine neye dikkat edeceğiz? 0 ile 180 arasında mı bu değer? Şu pi bölü 2 arkadaşlar. Toplarsak ne oluyor? 7 pi payda eşitleyince 6 pi bölü 14. Yani 13 pi bölü 14. Peki kotanjant ne aralığındaydı? Arkta 0 180. O zaman bu zaten 0 180 aralığında olduğu için 13 pi bölü 14 olmuş oldu sorunun cevabı. Bunu geçeceğim arkadaşlar ya bu soruda olmamış yani bir an hoşuma gitmişti ama mantık hatası var eşit kollu terazi ile eşit kollu olmayan terazi yani inanılmaz fark eder sorunun çözümü de sıkıntılı olur. Şimdi birbirine eşit ve dıştan teğet 18 çemberin oluşturduğu dairesel bir zincir şekilde görüldüğü gibi yarıçapı 2 birim olan bir çembere dıştan teğettir. Buna göre küçük çemberlerden birinin yarıçapı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bakın. Burada bir kere kaç tane çember var? 18. Haliyle nasıl bir yorum yapacağız? Biraz dikkatli olmamız lazım. Lütfen bir soruyla uğraşın. Bakalım ne yapacaksınız siz? Ben de şekli iyice büyüteyim şöyle. Şimdi arkadaşlar Burada benim neyi bulmam lazım? Küçük çemberlerden birinin yarıçapı. Büyük çemberin yarıçapı da kaçtı? 2, değil mi? Şimdi bir kere uzunluk sorusu sonuçta yarıçap soruluyorsa bana, o zaman ben burada arkadaşlar iki çember dıştan teğetse merkezlerini birleştiririm. Bunların böyle merkezlerini birleştiririm. Böyle birleştiririm. Burada ee, keşke şu açıyı bilsek. Nasıl bilebiliriz onu? Aslında basittir. Burada arkadaşlar kaç tane birbirine bitişik başlayıp sonuna kadar ama hepsi teğet olacak. Yani şurada bir yerde bitmeyecek. Birbirine eş çemberler böyle teğetse arkadaşlar dıştan büyük çembere çember sayısı kadar kenar çıkar. Bunu en kolay böyle kendiniz şöyle deneyin. Burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz mü? 5 tane çember çizilince dıştan teğet beşgen oldu. Dolayısıyla bu da o zaman 18 gen. Bir düzgün çokgenin merkez açısı veya dış açısı nasıl bulunuyordu? 360 bölü kenar sayısı. Yani 360 bölü 18'den bunun merkez açısı da dış açısı da 20 derecedir. Unutmayın, merkez açı veya dış açı 360 bölü kenar sayısı. Unutanlar için gelsin. Dolayısıyla arkadaşlar burada hemen artık nasıl olsa alfa'nın 20 olduğunu bulduk. Ne yapacağım? Şöyle bir üçgen işte artık böylece şu yarıçaplar toplamı 2 artı R ve 2 artı R olduğu için ikizkenar üçgen teğet böyle ikizkenar olmuş oldu burası. Buraya indirdiğim an 90 olması lazım. Zaten O1 ve O2 dersek merkezden TT dikiner gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada artık şurası da R arkadaşlar. Alfa dediğimiz 20 idi 10 derece geldi. O zaman bu da bana neyi anlatıyor? R bölü 2 artı R e, ee, karşı bölü hipotenüsten a eşit oldu şu üçgende. Sinon R bölü 2 artı R. İçler dışlar yap. 2 sinon artı R sinon. Neyi bulacağız? R'yi at öbür tarafa. R parantezinde 1 eksi sinon eşittir. 2 sinon. Her iki tarafı böl. 1 eksi sinon. 2 sinon pay. Dolayısıyla neymiş? Bu her iki tarafı 1 eksi sinona bölünce sin 10 bölü 1 eksi sin 10 gelmiş oldu arkadaşlar. En baştaki tabii ki 2'yi unutmayalım. 2 sin 10 bölü 1 eksi sin 10.